tabii sağ popülizm genelde işte belki halkçılık olarak da algılanabiliyor ama bizim anladığımız Türkiye'deki halkçılık anlamında değil. Şöyle aslında tarihe baktığımızda Avrupa tarihine İkinci Dünya Savaşı sonrası çıkan bir popülizm var 1950'lerde özellikle Fransa'da. Son yazımlarından birinde yazdım. Pierre Pujat isimli bir aslında küçük ölçekli bir tüccar. Fakat savaş sonrası ekonominin parlaması neticesinde çok zenginleşen bir Avrupa toplumunun karşısında kendilerini mağdur hisseden bir küçük ölçekli tüccar ve esnaf sanatkarlar var. Onların adına hitabeti çok yüksek bir tüccar. Ortaya çıkıyor, sendika kuruyor, sendikasının başına geçiyor ve sağ popülizm dediğimiz milliyetçilik sosuyla birlikte, hatta bir parça daha sonra ırkçılık, hatta antisemitizm, Yahudi düşmanlığını içine alan bir popülizm başlıyor. İşte bugün kullandığımız aslında işte karteller, monopol, biz küçükler, mağdur olanlar, onlar büyükler gibi terminolojik, popülist terminolojiyi yerleştirerek inanılmaz bir başarı sağlıyor ve Paris'te 200 bin kişilik bir miting yapacak kadar geliyor. Bu tarih bu önemli çünkü bugün Trump'ın aslında çıkmasıyla birlikte Avrupa'nın popülizmine, sağ popülizmine baktığınızda Pierre Pujat'ın aslında çok büyük önemi var. Aynı şey Trump gibi halka hitap eden, halkın kullandığı, sevdiği terminolojiyi kullanan bir sistem, bir popülizm sistemi diyeyim. Dolayısıyla o bugünlere tabii artık başka şekilde küreselleşme dediğim aslında bütün bu popülizmin bu kadar rağbeti olmasının en büyük nedeni küreselleşme dediğimiz yeni dünya sisteminden yararlanamayan ve mağdur olan orta sınıf kesimin aslında bir intikamı söz konusu, bir karşı atağı söz konusu. Aslında budur olan. Bunun da tabii ekonomik arka planını incelediğimizde çok bilimsel olarak baktığımızda Thomas Piketty adlı Fransız meşhur ekonomistin Das Kapital yeni çıkardı, iki sene evvel çıkardı. Kitabında çok açık ve net söylüyor. Küreselleşme öyle bir şey yarattı ki gelişmiş ülkelerde sermayenin geri dönüşü o ülkenin büyüme hızından daha büyük oluyor. Bu ne demek? Sermayesi elinde olanlar sermayesi olmayan insanlara göre çok daha çabuk ve büyük ciddi anlamda zenginleşiyorlar. Dolayısıyla pastada büyümediği zaman kaynakların dağıtımı adaletsiz oluyor. Dolayısıyla bir yandan çok tipik işte Karl Marx'ın zamanlarına dönersek diyeyim, bir yandan çok zenginler söz konusu ve bir yandan ancak ülkenin büyüme hızıyla orantılı büyüyen veya büyüyemeyen korkunç büyük bir kitle var. İşte bu kitleye karşı kullanılan bir umutsuzluk, geleceğe karşı umutsuzluğu kullanan popülist politikacının ortaya çıkması. Tabii ki bir karşılığı var. Karşılığı olmasaydı bu popülist politikacılar olmayacaktı. Dolayısıyla bugün sağ popülizm aslında küreselleşmenin mağdurlarının peşinde koştuğu ve belli bir rasyonelliği olan bir akım diyebiliriz. Peki gene sizin son yazınıza bakalım beraberce. Trump neden kazanmaya devam edecek? Başlıklı yazınız.